Dünyanın ilk ticari virüs koruma yazılımını piyasaya süren John McAfee İspanya'da tutulduğu hapishanede ölü bulundu. Avukatı 75 yaşındaki ünlü yazılımcının Amerika'ya iade kararı çıktıktan saatler sonra intihar ettiğini açıkladı. It is certain that I will spend the rest of my life in prison. İspanyol yetkililere böyle söylemişti. İade kararından sonra intihar etti. Dünya, ünlü virüs koruma programı yazılımcısı John McAfee'nin ölümünü konuşuyor. McAfee, dünyanın ilk ticari virüs koruma yazılımını yayınlayarak tarihe geçmişti. Ünlü yazılımcı ve girişimci, Ekim 2020'de İspanya'dan İstanbul'a giden bir uçağa binmeye çalışırken tutuklanmıştı. 75 yaşındaki McAfee, Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi kaçakçılığından aranıyordu. Barcelona yakınlarında bir hapishaneye götürülen McAfee, 9 ay boyunca hakkında bir karar çıkmasını bekledi. İspanyol hükümeti McAfee'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etmeye karar verdi. Ünlü yazılımcı kararın açıklanmasından sonra hücresinde kendini astı. McAfee Amerika Birleşik Devletleri'nden kaçtıktan sonra Orta Amerika ülkesi Belize'de yaşadı. 2012'de bir komşusunu öldürdüğü gerekçesiyle hakkında yakalama emri çıkartıldı. Polis McAfee'nin evini bastığında ünlü yazılımcıyı bulamadı. McAfee daha sonra verdiği bir röportajda polisten saklanmak için kendini kuma gömdüğünü söyledi. Ancak ünlü yazılımcı aynı suçtan tutuklandı ve Guatemala'da hapse atıldı. McAfee tüm iddiaları reddetmiş, hapisten kaçmak için kalp krizi geçirme numarası yapmıştı. McAfee'nin hayatını kitaplaştıran bir yazar, yazılımcının intihar haberini alınca şaşırdığını söyledi. İlk gördüğümde şaşırdım. Daha önce 2012 ya da 2013'te hapisten kaçmak için Guatemala'da kalp krizi geçiriyor numarası yapmıştı. Başta İspanya'dan iade edilmemek için numara yapıyor sandım.